kavuşamayacağınız bir şeyi ölümüne arzularsanız eğer... Hiç sahip olmadığınız bir babaya, sadece düşlerinizde sarıldıysanız defalarca... Baba! Baba! Bir gün yuvanızdan çıkıp bir daha hiç dönmediyseniz oraya... Öldüren şeyi delicesine sevdiyseniz bir zaman, ona bir daha sarılabilmek için bilirsiniz nelerden vazgeçebileceğinizi. Sevdiyseniz eğer, sakın unutmayın, sizin dokunuşunuzla baba, bir hayaletin nasıl da çabucak hayat bulduğunu. Yaşa, döndün ha? Babacığına göre döndün. Erişen, canım benim. Anne, ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben suç işlemedim. Dönemeyeceğim sanırım. Oğlum hepsi geçti. Hepsi geçti oğlum. Hepsi geçti. Hepsi geçti. Anne, gitmem gerek şimdi. Bizi böyle görmesinler. Kim? Cengiz mi? O mu yaptı? Her şeyi anlatacağım. Yine geleceğim anne. Bırakmam. Bırakmam. Bir kere geldin, artık bırakmam. Anne, size bir şey yapmasınlar diye. Öldürsünler. Öldürsünler. Vermem seni artık. Vermem. Anneciğim, gitmek ister miyim ben? Ha? Ben gitmek ister miyim? Gitme o zaman. Kal. Gitme bir daha.
Gitme bir daha. Anne nasıl? Anne. Oğlum gel. Anne ne oldu, bir şey mi var? Ezel Bey şeye gelmiş. At kısmı unutmuş geçen gün. Ona gelmiş. Ben de ona senden bahsediyordum. Çok iyi evlattır diyordum. Abisinin yokluğunda. O da çok üzüldü ama o da... Anne bu nereden çıktı şimdi? Abisini çok özlediriyordum. Kardeş acısı zordur. Nereden biliyorsunuz? Sizin de mi kardeşiniz öldü? Uzak kaldık. Niye gitmediniz o zaman yanına? Keşke gidebilseydim. Bir dakika durmazdım. Abin gibi. Sen ne biliyorsun ki benim abim hakkında? Mert! Yok haklı, bir şey bilmiyorum. Ama yanına gelebilmek için her şeyini verirdim. Kendimden biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun bir kere. Gelmez miydi zannediyorsun? Gelebilse... Ya çok affedersin ama sana ne benim abimden ha? Benim abimden sana ne? Mert o ne biçim söz öyle? Ben hakkınızı Cengiz abiye veririm. O size getirir. Dur bir dakika. Abin senin yanında olmak için canını vermez miydi sence? Bir, benim abim öldü zaten. İki, benim abim dünyanın en iyi abisiydi. Ama benim abim o kadar cesur değildi. Evet hapisteydi ama yaşıyordu. 8 senesi vardı yanımda olması için. Mektubuma cevap verebilirdi. Bir kere sarılabilirdi. Ve üç, benim abim beni terk etti. Ama olsun. Yine de onu herkesten çok seviyorum. Herkesten. Şimdi lütfen gider misin? Seni çok seviyordum. Mert'e de anlat. Ömer, canından çok seviyordu onu. Anlat onu. Kusura bakma ya. Şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabbah'ı bilir misin? Hasan Sabbah yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor. Alamut Kalesi'nde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahaddin bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi sultana gitmiş saraya. Elçi gelmiş demiş ki sultana bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle, demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş.
Sultan iyice merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi, sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki, onları da gönder. Sultan demiş ki, onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan Sabbah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Sence bu hikayede ben kimim? Sen Hasan Sabbah'sın. Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... ne yapacaksın? Kusura bakma dayı, ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçiye? Senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse, ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Şu Hasan Sabbah'ın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Ezel, çocuk esirgemeye gidiyormuş aradan. Atlamışız. Bugün yakaladık. Bütün çocuk kayıtlarını aldım. Bir bakacağız bakalım. Bu Ezel'deki çocuk sevgisi nereden geliyor? Halim, sen dünün haberlerinde kalmışsın. Bugün ne oldu? Öldü mü Ezel? Allah korusun. Veli nimetimiz o bizim. Ortak olacağız. O otel işini yapacağız. Ali, büyük para var o işte. Ya. Bakarsın kumarhaneleri paketler sana bırakırım. Söz vermiyorum ha. Ha. Tamam. Kumarhaneler dedim oğlum. Sen benim ne dediğimi anladın mı? Ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Kendine yeni yemek söyledin. Benim önüme de artıkları atıyorsun. Senin yemeğine sulanmayayım diye. Çüş be Ali, güvensizliğin de bu kadarı. Düne kadar Ezel'i birlikte kekleriz icabında diyordun. Ne oldu? Yok, öyle bir şey demedim. Yani insanlık hali. Yolda bakarız ona. Sen bakacaksın. Bana da ne yapacağımı söyleyeceksin. Ortaklıkmış. Bana sordun mu? Sana sorayım Ali, benim param, benim hissem. Ya bırak şimdi, inciteceğiz birbirimizi. Bu Ezel senin dengeni bozdu. Benim dengem doğuştan bozuk Cengiz. Hissem yok ha? Cinayetin hissesi ne kadar peki? Kaç hisse alırım iki kurşunla? O hesabı çoktan kapadık. Aldık payımızı, hatırlatayım. Herkes kendi yoluna gitti, hatırladın mı? Hani sen bize çektin ya. Hatırladım. Sonra
Hatırladın mı? Sen geldin bize Ali. Bugün kimse gel demedi. Bugün de kimse git demiyor. Senin hissen bu. İstersen kal, istersen git. Kalırsan bakarsın bir gün bu yavrum kumarhane senin olur. Ama gidersen... Beyefendi, bir saniye. Sonra. Vay vay vay. Kara kedi Cengiz. Yürümüş gitmişsin. Sen bizi de unutmuşsundur şimdi. Viski. Ben de hemen bar yaptım kendime. Böyle ithal içkiler hep. Sonra işte galeriye. Neydi senin araba? Eski bir şey işte. Ben de göreceksin. Hep en iyisi, en yenisi. Kupeler, kabriyolar, cillop, kırmızı deri koltuklular yanıyor. Süper. Güzel günlerdi. Paranın koydum yani. Hayrola? Ne oldu sonra? Sen nerede yaşıyorsun oğlum? Kriz oldu, kriz. Çıkardım elde ne varsa. Geçmiş olsun. O gün bugündür. Neyse. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Derken? Geçen sefer ben bir pas atmıştım. Sen yapmıştın golü. Şimdi ceza alanındayım. Bekliyorum. Yok yanımda ama... Sen unutmuşsun beni. Bahşişi aşağıdaki general kılıklıya ver. Bana hakkımı ver. Hakkımı. Peki bak ne diyeceğim. Buraya bir güvenlik şefine ihtiyacım var benim. Sen iyi anlarsın o işlerden. Senin güvenlik şefin mi olacağım? Önce eğitim tabii. Birkaç yere göndeririz seni. Kurs filan. Ne diyorsun? Parası da iyidir bakma. Sen kimin parasını kime veriyorsun lan? Benim elimin kanı kurumadı da. Sen nereden kazandığın parayı bana veriyorsun? Abartma istersen Ali. Kim yaptı lan burayı? He, sen kimin tuttuğu silahla cepledin bu paraları? Ben yaptım Cengiz, ben yaptım. Yaptığım gibi yıkmayı da bilirim. Benim de hakkım var lan burada. Hakkımı ver lan, benim de hakkım burası. Delirtme lan adamı. Arızaya bağlatma beni. Dışarı. Ne parlıyorsun be Ali hemen? Seni düşündüm ben. Bunlar alıştığın işler değil. Ne var lan? Bir sen mi varsın akıllı? Bizim de kimseden eksiğimiz yok Allah'a şükür. Peki ortak. Demedi deme sonra. Ya şöyle. Gecenin dökümleri Ali Bey. Okuyup imzalayıp çağırırsanız koyarım işlemleri. Efendim, bu yeni rulet masasının raporlarına bakacaktınız. İyi, iyi, şahane görünüyor. Şey, ters tutuyorsunuz. Ters mi? Ters.
Bunlar da anahtarların. Uyarmadı deme Bela abi. Ya bırak Cengiz. Cengiz abi sizi de mi delirtti? Ha, tanıştırayım. Eşan'ın kardeşi Bahar. Bizim Harbi Ali abimiz. Memnun oldum. Ali abi bizle beraber çalışacaktı. Ama olmadı. Uymadı. Vedalaşmaya geldi o da. Haklısınız vallahi. Kaçın kurtarın kendinizi. Yok canım öyle kaçmak yok bizde. Şu güvenlik işi diyordun. O bana göre bir şeye benziyor aslında.